Bence arkadaşlar merhaba. 49W ekibi olarak sizden gelen sorulara cevap veriyoruz bu videomuzda. İlk sorumuz 49W nedir? O zaman Safa'ya soralım ilk başta. Niye beni seçtin? İlk kurban gözüme sen geldin. Her seferinde ilk döndü başlanıyor. Döndü hemen biliyorum. Sen çok güven neyse. Veriyorsun bize. 49W bizim okulda aldığımız bir dersti. Derste de beraber bir işte çok da buluşmadık aslında. Bir WhatsApp grubu kurdum ben. Sonra arkadaşlar aldım. Bazıları sonradan eklendi. Onların kim eklendiyse. Cevahit gelsin. Ben kendim başta. Zorla eklettirdim. Evet, başta Cevahit istedim. Yani özel bir karşılığım yoktu ama ders grubuydu. Böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorduk. Öyle kısaca. Dersten bahsetmişken dersin hocasından Huri Can İslamoğlu'ndan da bahsedelim. Ahmet sen anlat bize Huri Hoca'yı. Ben mi bahsediyorum Huri Hoca? Evet. Huri Hoca bu dersi veren hocamız. Zaten 49W'nin isminin bu kadar bizim için önemli olmasının sebebi de biraz hocadan kaynaklanıyor. Huri Can İslamoğlu. Huri Can İslamoğlu kendisi her ne kadar ekonomi tarihçisi gibi görünse de yani komple bir akademisyen ve bir entelektüel. Heyecanımızı arttıran isim. Birçok kişi soruyor bize neden yani nasıl bu kadar çabuk video çekebiliyorsunuz? Herkes işsiz mi ya da öğrenciler mi? Nerede okuyorlar? Bizi birazcık tanımak istiyordu insanlar. Sırayla bir tanışalım. Bence Ömer başlasın. Herkes işsiz mi Ömer? Ben işsiz değilim. Ben de değilim. Ben çünkü de iş aramıyorsunuz. Ben iş aramıyorum ama Arif. Arif'in iş aradı. Arif iş sahibi. Yok iş, ben iş aramadım. İş kapıma geldi. Şansıma geldi. İkimiz de aslında gap year yapıyoruz. Biz, gap year ne gap demek year diye sormuşlardı. Evet. Gap year sormuşlar mıydı? Boşluk yılı yani. Demek. Gelecek yani. Adına daha iyi karar vermek için herhalde. Ya bir şey böyle yok aslında. Yani. Böyle yani. Sizler yani. Diyorlar ya ama. Sisteme, evet. Sisteme yani. Bir sene ara vereyim. Tatil yapayım. Evet. Sonra tekrar yapayım. Başlayacağım hikayesi. Ya bunu aynen. Genelde evet, evet. Yabancılar yaptığı zaman havalı oluyor. Havalı oluyor veya havalı bir şekilde yapıyorlar zaten. Evet, evet. Geziyorlar. Geziyorlar. Evet. Biz de işte YouTube kanalı falan. Geziyor. Mesela üniversiteye başlamadan önce yapıyor falan. Adam bakıyorsun 23 yaşında üniversiteye başlamış. Ne yaptın diyorsun. 2 yıl gap verdim. Dünyayı gezdim. Bizdeki öyle değildir tabii ama... Evet, ben 3 aylık bir Ürdün tecrübesi var ama o da bir anlam ifade etmiyor. Yine de güzel. Aynen. Tamam, öğrenci olanlarımız da var. Vahit sen... Ben ODTÜ'de uluslararası ilişkilerde devam ediyorum. Hatta ODTÜ'lüler arasında şey yapanlar oldu. Ya kanala niye Boğaziçi'li öğrenciler ve mezunlar diyorsunuz da ODTÜ'yü katmıyorsunuz falan diye. Yani şimdi... Hayda abi sen yani öyle bu, de yapmayın. Ya Boğaziçi değil ama ben ODTÜ'yü de savunurum. Yok yok ODTÜ'yü savunalım, onda bir sıkıntı yok da yani. Ya Ferrari varsa motorunu fiyatını göder misin yani? Ben de öğrenciyim, yüksek lisans öğrencisiyim Boğaziçi'nde. Safa ne yapıyor? Ben ne yapıyorum? Ben de bir çeşit yarı gap gibi bir şey oldu. Az ders aldım. Okul bitti, bir tane ders aldım bu dönem. İşte yüksek lisans başvuruları yaptım yurt dışına. Bakalım. Burada bu ekip mesela, seneye Ubeyd burada mı? Ubeyd nerede ya? Ubeyd işi var. Ubeyd yok. Evet. Paper mı yazıyor? Videoyla uğraşıyor. Ubeyd'in aramızda tek mezun olmayan aynen. Arkadaş. Kendisinin şu anda akşam yetiştirmesi gereken bir paper var. O yüzden aramızda kalıyor. Çap yapıyor. O da Boğaziçi'nde tarihle politika. Video var inşallah. Yeni evet evet. Bugün Yugoslavya videosu. Çaptınız çok aslında. Arif çapla mezun oldu. Safa da tarih. Ben de çap yapıyorum. Memduh'te de görünce izlemiş, beğenmiş. Akif'in videosunu özellikle beğenmiş. Yani son video olduğu için belki de öyle olmuştur. Hakkımızda bir video çekmiş ki çok şahane bir videoydu. Evet. Hakikaten ben izlerken biz kendimizi utandım. Böyle övemeyiz. Yani. Evet, şey övemeyiz kısmını bırak. Yani bizim yapmak istediğimiz şey gerçekten de buydu dedik yani. Evet, evet. Evet. Ve yani yaptığımız işin anlaşılması ayrı bir mutlu ediyor. Aynı zamanda yani. Şey de yani bunu biraz abonelik bekledik sürekli ve orada her yenilemede sayaç gibi dönen aboneliği de görünce biz ayrı bir evet, motive olduk yani. Çünkü sürekli böyle sayfa indirdik. Ya biz aynen yani. Bir gün hipnotize olduk. Evet. Sürekli refresh ve edip 4 gün falan bakıyoruz. Kurtulamadık herhalde. Evet, evet, evet çünkü evet. Şey bir böyle zehir kana girmişti artık yani. Evet bağımlılık falan evet. Şeyleri. Peşine aynı günün akşamında mı özendiriyor? Evet yani işte dinlenememiştik. Aynı gece. Bir de bu arada bunun tam zamanı da çok iyiydi. Yani saat 10 gibi. Hafif sıkılmaya başlamıştık gibi ya yani bilmiyorum. Evet, evet. Bir anlamda bir arada bir enerji düşüyor evet, evet. Videoları beğeniyorsanız sürekli bize abi çok iyi iş yapıyorsunuz, mükemmel gidiyor falan diye yazın. Çünkü biz ancak öyle motive olabiliyoruz. Evet, bu çok, adamlara çok video çektirmek gidiyor. Kolay evet. Değil. Instagram'a 5, 10, 20, 30 böyle küçük küçük takipçi sayıları geliyor. Instagram sayısı artıyordu. Ben de bir tane screenshot alıp gruba attım o takipçilerden bir tanesini. Dedim abi İsrail kadınlar bizi takip etmeye başladı ya bu ne ya? Yani sürekli ne biz... Ya İbranice yazılar geliyor. Senin videodan geldiğini düşünüyorum. Evet, benim videodan geliyor diye düşünüyorum. Çünkü yani
Daha yeni koydum. Eksikliğim çünkü. Yani. Şeyden bahsetmeye başladı. Özcan Deniz'in çok hayranları var. Meksika'da. Şey çünkü, benim attığım screenshot'ta öne çıkanlar storiesinde kadının Özcan Deniz yazıyordu. Bir Özcan Deniz kalp gibi bir şey var. Sonra biz Özcan Deniz'in nasıl hayranları bu kadar varı tartışmaya başladık. Evet. Sefa Meksika'da evet. gitmişti. O. Aynen Meksika'da çok seviyorlar böyle Özcan Deniz'i. Ben böyle hani Türkiye'de de bilmiyorum hani popu takip etmediğim için belki. Ben de İsrail'in seksi. Yok ya dizilerde o da çok meşhur oldu. Yani bilmiyorum hani. Özcan Deniz'i ama artık çok gördüğümde kalbimi seviyoruz. Yani hepimizden aile babası Asmalı Konak izlemiş. Ama yok orada şey görüyor hakikaten. O uluslararası çapta bu kadar. Yani, Türkiye deyince evet. Özcan Deniz diyorlar. Bana şaşırtıcı geliyordu. Evet. Sonra biz bunu tartışırken bir anda bir screenshot daha düştü. Aynen hop. Ben abi bizi birisi işte story'de paylaşmış. Kim? Özcan Deniz. Tabii herkes inanmadı buna. Herkes ben inanmadım. Ben bir giriyorum gidiyorum. Kendim girdim baktım. Ben yok artık LeBron dedim. Meğerse İsraillilerin kanala gelme sebebi oymuş. Sebebi Akif'in yakışıklılığı değilmiş. Tabii değil. Özcan Deniz'miş dedik. Şimdi teşekkür, herkesin sorduğu bir başka soruya geçiyorum. Hayır bir saniye. Geçeyim mi? Buradan Memduh Bayraktaroğlu dedi. Teşekkür ettik ha. Özcan Deniz Beyefendi'ye. Bir daha dedim. Tekrardan. Çok teşekkür ederiz. Evet hepimiz. Çok ciddi moral oldu. Çok memnun oldum. Moral müthiş yani evet, gerçekten. Tam gazımız tükeniyordu. Tükenmiyordu da. Tükenmiyordu ama. Benim tükeniyordu valla. O an sen biraz yorulmuştun. Ya şöyle söyleyeyim. Ben artık kurgu yaparken kulaklığa Özcan Deniz takıyorum. Yapıyorum. Şey ayrı bir motivasyon hatırlatıyor. Ben telefonuma oluşturdum. Özcan Deniz'i evet, koydum. Yok, ben gerçekten bir şarkısını evet, bayağı ezberledim. Profil fotoğrafımı güncelleyeceğim. Telefonun duvar kağıdını gördüm. Duvar kağıdında Özcan Deniz'i. Hani milletin sevgilisi ya. Falan olur ya. Bir de çokça gelen sorulardan bir tanesi. Buraya not almışım. Ekipte neden kadın yok? Bu sorunun cevabını da Ahmet'e bırakıyorum. Şimdi bu soru 6 kişiyiz. 6 kişiden 3 kişiye sıklıkla geliyor. Yani bana mesela çok gelmiyor bu soru. Ama yine de Ömer'le de aramızda konuşmuştuk daha önce. Yani bu gerçekten de insanların merak edebileceği haklı bir soru. Şimdi Ahmetciğim. 6 tane sapı insanlar niye izlesin? Bu soruyu ben kendime 24 yıldır soruyorum. Niye kadın? Ben de diyorum ciddi bir şey söyleyeyim. Yani. Kanalın nasıl kurulduğunu zaten hepiniz dinlediniz az önce. Yani bu tamamen organik olarak oluşmuş bir ekip. Biz WhatsApp grubu ama halı saha falan da yapıyoruz yani böyle bir. Yani evet biz evet, yani bir sürü bir müşterek Ya bir de karşı değiliz. Gel anlatsın. Evet. Ya bu kanal için kurulmuş bir ekip değil. Ekip evet. kurulmuş sonra kanal oluyor. Kesinlikle evet, öyle doğru, oldu. Doğru. Evet. Bir de bir tane daha konu var konuşmak istediğimiz. Yaşarken çokça acı çektiğimiz ama şimdi konuştuğumuzda güleceğiz inşallah. Öyle düşünüyorum. Ben de ne geliyor yaşarken çok inşallah çektiğimiz falan. Çekim failleri. Evet. Çekim hatalarımız. En popülerlerinden bir tanesi. Şimdi en büyük çekim basitten hatası. Basitten başlayalım mı? Bence en popüleri. En büyük sona bırakalım. En büyük sona bırakalım. O zaman. Safa'nın hiç hatası oldu. Benim, yani sadece ilk amatör şeyim. Belki az çektiğimiz için olmuş. Yani ama bir sorun çok yaşamadım ben. Arif'te de var. Arif'te de ben anlatacağım. Arif'te yaşadığımız sıkıntının aynısını biz Sefa ile yaşadık. Benim en büyük yaşadığım sıkıntı, fail. Venezuela videosuydu. Venezuela videosunda çekecek adam yoktu. Bizim ekip arkadaşlarının hepsinin işi vardı. O yüzden ben Sefa ile çekmeye karar verdim. Sefa kameraman olacak ama kimse makineyi bilmiyor. Ben de hiç bilmiyorum makineyi. Makinenin üstünde de 1000 tane mod varmış. Biz makineyi açmayı bile bilmiyoruz. Ben açmak için sordum işte. Akif'i arıyorum. Akif bu nasıl açılıyor? Ama açılmıyor. Nasıl açılmıyor. Evet. Fotoğraf i̇şte çekme bir şeyine basıyoruz. Videoyu falan çekiyorum. Fotoğraf çekme... Otofokus falan hiçbiri yok bende. Bir önceki videoda aynı ben de yaşamıştım. Brexit'te sanki çekememiş miydim? Kalitesi kötü olmuştu. Evet ben de Brexit. Sen de kaliteyi ayarlayamadın. Evet, nizamı çağırmıştın. Ya biz kamerayı açtık. Kameradaki görüntüye bakıyorum. Kameradaki görüntü berbat. Niye bu kadar kötü diyorsun ya? Bir de yayınladılar ya. Bence sorumlu o bana geldi. Hayır durun. Onu çay bitmedi ya. Üç farklı göz gördü yani. Çay öyle değil. Çay öncesi de vardı. Bu şöyle bak kamerayı ben açtığım zaman evdeki çekim bu. İlk çekim. Görüntü berbat. Dedim herhalde ışıkta bir sıkıntı var. Evet he, tamam. Güzel. Işıkta sıkıntı var dedim ben ya. Bu kadar kötü bir görüntü olamaz. Telefon daha iyi çekiyor. Bu ne diyorum ya? Berbat bir görüntü. Işık biraz hava bulutluydu değil mi de o yüzden. Hayır, şu an bu ilk evde akşam evde çekiyorlar. Ömer beni görüntülü aradı. Evet. Ve ben Ömer'e stüdyonun dizaynını anlatmaya çalışıyorum Sefa ile birlikte. Yine hatırladım. İşte üst üste sandalye koyuyorlar falan. Onun üzerine ışık koyacaklar. Hatta bir ara üst üste iki tane sandalye var. Üstüne tam ışığı koyacaklarken sandalye düşüyordu. Kamera düşüyor muydu? Kamerayı daha koymadılar. Ve sandalye az daha televizyonun üzerine düşüp sizin televizyonu parçalayacak. Bunu ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Babam da bilmiyor bunu. O lambrayı babam görürsün diye şey yapıyor. Neyse dur. Şimdi orada biz çekimi yapacağız. Baktık ışık bir türlü olmuyor. İptal. Ertesi gün gün ışığını kullanırız.
buraya geldik. Gün ışığı falan yok. Zaten ya hava yağmurluymuş. Bulutluydu. Hava kapalı, havalı bulutlu. Bir de okulun en güzel yerini seçmişler abi. En kötü neyse, çekim yeri önemli değil. Çekim yeri bir yere geldik oturduk. Şimdi kamerayı çekeceğiz. Kameradaki görüntü biraz şey, ışıksız. Ama ben dedim ki hava kapalı zaten. Herhalde o yüzden. Evet. Çok anlamadım da. Yine kamerada biz çekimi yaptık. Yani. Yine ışık mevzusu. Kamerada çekimi yaptık. Bir de kurguda düzelir modu. Kurguda düzelir modu da var ama birazcık da gözüküyordu yani kamerada. O kadar kötü değildi. Biz bunu bilgisayara bir attık. Kapkara bir görüntü. 240p falan da. Sonra vazgeçmeyip. Sonra bunun kurgusu işte, falan yapılmaya çalışıldı. Ya ne kadar işlerine bağlılar aslında. O biz onu görüyoruz. Meseleyi hala çözemedik. Devam ettirmeye çalışıyorlar. Mesele neymiş? Şey bak görüyoruz. Mesele nasıl çözülecek? Ya biz de bunu da dışarıdan izleyip şey diyorduk. Abi fena olmamış aslında. Birazcık ışıktan dolayı aynen, şey var. Sıkıntı var ama. Evet ama sorun ışık falan değilmiş. Evet. Sorun kameramanın moduymuş. Kameranın modu yanlış bir yerdeymiş. O modda kapkara oluyor her yer. Evet, hiçbir aynen, ışığı almıyor kamera. Aynısını sonra biz Ahmet'in çekimine yaşadık. Ahmet'in çekime başladık. Bakıyorum Ahmet kapkaranlık, ışık yok. Ben Ahmet diyorum ki diyorum, fena değil ya. Ahmet diyorum bu ne? Ahmet dedi ki fena değil oğlum ben. Ne var bunda? Bir çok benzer biz de yaşadık aslında. Benzer failler bir de şeyle mikrofonla da çok evet, faili yaşadık. Hatta tanıtım videosu çekerken de yaşamıştık ama ben benimkini anlatayım. Ha. Sen seni kim videosunu çekiyoruz? Akif yönetmen, ben anlatıcıyım. Benim de gözlüklerimi takas yaptık o sırada. Evet, gözlerim görmeyince ben böyle aptallaşıyorum. Bir anda yani hiçbir şey dikkate alamıyorum, anlayamıyorum. Akif'in gözlüğünü takıyorum. Hakikaten Akif gözlüğü çıkarınca diğer duyu organları da evet, gidiyor. Duyamıyorum. İlk önce bir prova çektik. Peşine normal çekime başladık. İşte bir bayağı güzel de bir çekim yaptık. Sonra onu bir bilgisayarda dinleyelim dedik. Baktık ki ses yok. Yani, kaç dakika yaptınız bu işi? 20 saat falan gitmişti. 20 saat falan bayağı çekim yapmıştık. Evet. Evet. Çıktı bitti her şey yani. Her çok şey rahattı. Bitti. Ve işte bir de çıkmamız gerekiyor. Yani bir de çıkmamız gerekiyordu. Evet. O var yani zaman sıkıntısı vardı. Ve kahvaltı yapmadığımız için erken çıkıp kahvaltı evet, yapacağız yani, falan diye de seviniyoruz. Evet. Çok iyi. Evet evet. Sonra ben 4'te geldim hala oradaydım. Sonra yok ya o kadar değil miydi? Tekrar çekmek zorunda kaldık ve o şekilde anca çözüldü. Yani klasik aynı, böyle yine bir mikrofon sorunu Akif'te vardı o anlar. Onu çok anlatmayayım ama ya benimkinde de çalışmadı. Mikrofonda pil yok. Ya daha doğrusu pil olmadığını sonradan anladım. Pil olmadığını sonradan anladık ama ben şey yapmaya çalışıyorum. Kamerayı koyuyorum. Oraya bir kağıt koyuyorum fokus almak için. Ondan sonra geçiyorum kamera karşısına, çekiyorum, sonra bir daha bakıyorum ve 3-4 şey denemiştim. Dedik acaba mikrofon mu bozuk, kamera mı bozuk, onları anlayamamıştık. Ve çekim ekibi de yok. Evet o gün tek çünkü bir şey olmuştu ya, bir koordinasyon eksikliği. Kime suçu? Ahmet'i mi suçu? O zaman Arif'ti. Asıl problemimiz Ubeyt'ti de onunla da şimdi Ubeyt burada yok diye o Arif'ten konuşmak istemiyorum. Suçlu bendim. Suçlu Ahmet'ti. Artık o sorumluluk bende değil Allah aşkına. Son olarak sizden gelen yorumlardan bahsetmek istiyoruz birazcık. Mesela bana şey geliyor, hani diksiyon eğitimi alman gerekiyor. Tek sana gelmiyor. Tek bana da gelmiyor sanırım. Hepimize geliyor. Evet. Haklı tamam, bir yorum. Ben de almak istiyorum. Uygun para ve zaman olduğu zaman. Burs buldum. Ama burs buldum buradan. Bu tabii önemli bir şey, sorun değişti yani. Şimdi şöyle bir durum da var. Bir eğitim alman diksiyon, gerekiyor. Yani. Biraz samimiyetsiz bir şey. Bir de Ahmet'e gelen bir yorum var. Aslında benim iki tane çok favori yorumlarım var. Bir tanesi gözümle alakalı. Burayı kesebiliriz ama. Ben 24 yıldır bu çocukla beraber yaşıyorum. Ben görememişim onu. Çok ben teşekkür ederim. Ben de fark etmemiştim. Bir gözümün diğerinden büyük olduğunu görmüş oldum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Gerekli tıbbi müdahaleler yaşanacak. Artık Arif'e bakamıyorum biliyor musunuz? Arif'e göz göze gelince gözüm korkuyorum. Tamam bir diğeri. Diğeri de ellerimi çok kullanmış olmam. Bunun da çok basit bir açıklaması var aslında. O da şöyle. Ömer benim geçen videoda yönetmenim olmuştu ve yönetmenken böyle beni öyle bir gaza getirdi ki böyle habire gülmek istiyordum video boyunca. Zaten videoda da onu görüyorsunuz. Ondan dolayı da bir taraftan da ellerim çok hareketli çıkmış. Yani temel sebebi bu. Gerçekten ama öyle değil yani. Yani gerçekten bu kadar kullanmıyorum. Böyle konuşmayız o kadar. Safa ama. Ben ellerimi çok ve kullanırım. İsteyerek ben evet evet. Çok severim. Çok severim. Zaten normal. Keyifli yani. Hani tüm enerjini veriyorsun. Yükseliyorsun. Abi böyle ellerimi kullanıyorsun. Seyirciye geçecek ellikleri şöyle anlatamazsın yani. Çok doğru. Evet, çok doğru. Yine de birazcık azaltılabilir. Bir de şey sorusu geliyor. Ama işte şey uzun yapın. Videoları kısa yapın. Yani bunun ayarını tutturmak çok zor. Kısa yaptığında bu sefer şey oluyor yani. Uzun çekin yorumu çok geliyor. Neden işte şey çok detaylı bir şey anlatmamışsınız oluyor. Ya da işte böyle hızlandırıp anlatımınız kötüleşiyor falan diyorlar. Çin videosu için 17 dakika olsaydı keşke de. Yani 17 de yani iyi bir 15-20 değil 17. Bana 17 dakika olsaydı. Devamlı 17 dakika zamanım var. O zaman videomuzu yavaştan bitirelim. Klasikleşen bir sonla.
Beğendiyseniz videomuzu beğenmeye basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burası bunu yapalım. Safa'nın oldu. Özcan dediği şarkısıyla mı bitirseydik ya? Artık onu kurguda atarız. Yok, ben onu kurguda koyarım. Görüşürüz. Bye bye.